arkadaşlar Migros'a gittik gezmeye. %50 indirim vardı. Ben de şöyle iki tane Nivea'nın kremini aldım. Bunun fiyatı normalde 13-14 lira olması gerekiyor. Bildiğim kadarıyla. 5 liraya düşmüş arkadaşlar bu. El ve yüz kremi. Arkadaşım Ceren de bunu kullanıyormuş. Hem yüzüne hem ellerine. Çok memnunum dedi. Şunun da hem kutusunu çok beğendim. Hem de ben böyle yağlı kremleri seviyorum. Benim cildim karma tabi. Çok kuru da değil, çok yağlı da değil. Sürdüm hatta cildime, hoşuma gitti. O yüzden böyle iki tane alayım dedim. Şunu hatta böyle şuraya koymak istiyorum. Şurada dursun istiyorum. Gözümün önünde sürmeyi unutmak istemiyorum. Bunu da kaldıracağım şimdilik. Ya da şuraya mı koysam bilemedim. Kaldıracağım. Bu çekmecelerimi falan da temizledim, düzenledim. Şu var elimde bayağı büyük. Şunu şöyle yapalım. Bunu da şöyle koyalım. Böyle de. Yatağı düzelteceğim arkadaşlar. Düzeltmemiştim eşim evde. Yatağı falan düzelteceğim. Evi aslında temiz süpürmek istemiyorum ama Çınar şimdi ister istemez bir şeyler döker içeriye. O yüzden süpüreceğim. Bu eski pembe olan halımı yıkattırdım. Bunu serdim. Bunu serdim arkadaşlar. Böyle. Halılarım falan da yıkamadan geldi. Zaten serdim. Biliyorsunuz. Çınar oyuncaklarını dağıtmış. Çınar'ın odasına da bunu serdim arkadaşlar. Şu an çok dağınık. Burası toparlayacağım. Yatağını falan. Sabah acil çıktım çünkü. Şunun camını bir açalım. Yani güneşliğini açalım. Evim temiz süpürülmese de olur ama yine de bir küçük süpürgeyle süpürürüm. Bu da Çınar'ın okulda yapmış olduğu aile fotoğrafı. Bunu da buraya koymak istedim. Şöyle. Hatta şöyle yapıyorum ki. Ha düştü. Şunu yapmaya çalışmıştım. Böyle. Halı nasıl olmuş Çınar'ın odasına sizce? Gerçi toparladıktan sonra göstersem daha mantıklı olacak. Toparladım arkadaşlar, şimdi göstereyim. İşte Çınar'ın odasına bunu serdim. Hem büyük olsun diye, böyle kaplasın diye, hem de oynamak isterse rahat oynasın diye. Hala odasında oynamıyor arkadaşlar ama bilmiyorum, ben çok istiyorum oynamasını. Daha önce küçük arabalı yolla halısı vardı. Küçük, makinede yıkanabilir cinsten. Ama şimdi bunu serdim. Böyle. O halıyı almıştım zaten, neredeyse çok hiç kullanmamıştım, yani çok nadir kullanmıştım. Duruyordu. Yine var böyle yedek halılarım. Kullanmadım. Sıkıldıkça değiştiriyorum falan. Ama bir ara denk gelirse böyle bir 4 metrekare kadar Çınar'ın odasına daha değişik bir halı almayı düşünüyorum ama bir yandan da almak istemiyorum çünkü var yani halı. Umarım beğenirsiniz sizler de. Üzerimi falan değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Çınar'ın çantasını da alalım. Yerine koyalım. Çantamızı da yerine koyalım. Eşim de zeytin kırıyor mutfakta. Göstereyim size. Böyle zeytini kırıp kırıp şişenin içerisine dolduruyor. Bu kırma oluyor arkadaşlar. Geçen sene de yapmıştım. Güzel olmuştu. Bu biraz eziyetli oluyor çünkü tek tek kırıyorsunuz. Diğerinde de gerçi tek tek çiziliyor ama herhalde bu daha zor oluyor. Ama bence daha lezzetli oluyor bu. Şimdi burada zeytin yapıyor. İşte kara kız. Gündüz gözüyle göstermek isterdim ama arkadaşlar ne yazık ki fırsatım olmadı. Tabii ki yarın göstermeyi düşünüyorum saçlarımı. Saçlarımı kömür siyahına boyadım. Yani hiç yabancı değilim çünkü bekarlığımda çok kullanıyordum. Bayağı bir bu saç rengini kullandığım olmuştu. O yüzden artık eskiye geri dönmeye karar verdim. Umarım beğenmişsinizdir.
Şunlar zeytin çiziyor arkadaşlar. Evet, ben de zeytin. Ha. Şimdi bu sefer onu sırayım. Bana kutan derdim. Şimdi zeytin yapıyorum. Bakın şimdi. Bakın doktor. Ama şimdi çarpıcıyı çamak edeyim. Hadi güle güle. Kutuman da avucuk sırası. Canlarım merhabalar. Ufak bir alışveriş yaptım. Hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Esra'dan aldım. Kilo vermeye devam ettiğim için arkadaşlar çok fazla kıyafet almamaya çalışıyorum. Kendimi engellemeye çalışıyorum. Ama gerçekten artık bir kot pantolona ihtiyacım vardı. Ondan dolayı bir tane kendime alt kot pantolon aldım Esra'dan. Bir de şu üstü çok beğendim. Onu da göstereceğim şimdi. Düz siyah arkadaşlar, bu düz siyah kot yani. Şöyle normal kot olanlardan. Şöyle düz siyah bir kot pantolon aldım kendime. Çok net durmuyor. Ha, şöyle göstereyim, böyle net durmuyor. Bu şekilde. Fiyat arkadaşlar 70 lira nakit. Taksit fiyatı da 77 lira. Dar paça. Ama bedenini göstereyim size. 30 beden arkadaşlar. Yani normalde ben bütün kotlarım 34 beden. Ama bu almış olduğum pantolon 30 beden. Şükürler olsun 30 bedene düşebildim. Bu durumdan dolayı çok mutluyum. Üzerime de almış olduğum ürün bu arkadaşlar. Bunun da rengine bayıldım. Çok hoşuma gitti. Zaten böyle üzerinde oturmayacak, hani daha dökümlü duracak bir model. 3 tane mi 4 tane mi ne kalmıştı zaten bundan. Rengi turuncu arkadaşlar. Kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum. Şu kısımda yırtmaçlı. Yani ister tamamen indirerek tayt üzere giyebiliyorsunuz. Yani çünkü şuralara kadar falan kapatıyor. İsterseniz biraz daha dökümlü tutup buralardan kot pantolonun üstüne giyebiliyorsunuz. Zaten resimde çektim. Resmim de var, ikisini giydiğim anda kabinde aynanın karşısına resim çektim. Onu da şimdi koyacağım sizlere. Bunun da bedenini soracak olursanız aslında large giymiştim. Gülşah'la birlikte gittik alışverişe. Large giymiştim arkadaşlar. Gülşah large bol oldu dedi ama gerçekten de bol oldu. Çok bol olduğu için. Ondan sonra medium'unu aldım. Medium'unu giydim. Bunun da fiyatı arkadaşlar indirimliymiş. 50 liraymış normalde. 40 liraya düşmüş. Bir de böyle bir set almış oldum. Çok beğenerek aldım. Çok yakıştırarak aldım. Hemen sizlere de resmi koyuyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Arkadaşlar sabah Çınar okula götürdüm. Ondan sonra tekrar eve geldim. Evi toparladım. Kahvaltı falan yaptım. Ondan sonra arkadaşlar dışarı çıktık. Elsa'ya falan gittik işte. Kot pantolon almam gerekiyordu. İşte aldım zaten. Gösterdim sizlere de. Umarım beğenmişsinizdir bu arada. Bulaşıkları falan toparladım. Şimdi de yemek pişiriyorum. Ne pişiriyorum? Hemen sizlere de göstereyim ne pişiriyorum. Şöyle direkt sade bir şekilde sadece üzerine biraz tuz, biraz kekik katıp tavuk pişiriyorum arkadaşlar. Burada da hemen göstereyim size şöyle. Salçalı bulgur pilavı yapıyorum. Burada da brokolilerim vardı. Brokolilerimi haşlıyorum. Salata yapacağım. Ben bulgur pilavı yemeyeceğim arkadaşlar. Sadece iki parça tavuk ve brokoli yiyeceğim. Bulgur pilavı yemeyeceğim. Şimdi yeşil çay yapıyorum kendime. Böyle işte arkadaşlar. Yani bayağı bir yoğunluk var arkadaşlar. Ondan dolayı çekemiyorum video. Beni lütfen yanlış anlamayın. Kırılmayın bana. Çünkü mesela bugün dışarıdaydık. Efendime söyleyeyim, yarın günümüz var. Tekrar dışarıdayız. Rabia'lara gideceğiz. Ondan sonra cuma.
yanlışlıkla kapandı. Yarın işte dediğim gibi günümüz var. Rabia'lara gideceğiz. Bugün arkadaşlar zaten yoğundum bu saate kadar. Şu an yemeklerim piştikten sonra koştur koştur pazara gideceğim. Pazardan geldikten sonra pazardan ne aldığımı gösterebilirim. İstediğiniz için gösteriyorum bu arada arkadaşlar. Genelde hani genelde hep aynı şeyleri alıyorum ama sizler istediğiniz için gösteriyorum. Eğer hani pazar alışverişi, market alışverişi gösterme çağla istemiyoruz diyorsanız söyleyin, yorumlara falan atın. Göstermeyi de bilirim. Çünkü artık klasikleşti. Sürekli aynı şeyleri çekmek istemiyorum. Çok fazla farklı bir şey de çektiğim yok ama idare ediyoruz işte. Ondan sonracığıma mesela yarın da işte Rabia'ya güne gideceğiz. Orada çekim yapmayı düşünüyorum. Seviyorsunuz çünkü siz arkadaşlarımla çektiğiniz zaman falan. Ya kimi kısım seviyor, kimi kısım sevmiyor ama eğlenceli oluyor. Ondan sonra başka ne diyecektim? Perşembe günü sanırım boştayım ama bilmiyorum ne yapacağımı. Cuma günü lazere gideceğim. Lazer hakkında çok soru geliyor. Lazere devam ediyorum arkadaşlar. Zaten bitme garantiliydi. Ücretin zaten çok oldu. Ödedim bitti. Ücret vermiyorum ama bitme garantili olduğu için hala ve hala gidiyorum. Her ay olmak üzere gidiyorum. Memnun musunuz diye soruyorsunuz. Yani memnunum arkadaşlar. Memnunum. Çok hızlı bir başlangıç. Yani hızlı sonuçlar almıyorum ama memnunum. Bir şey diyemeyeceğim yani. Böyle. Şimdi yemeklerimi pişerken ben yeşil çayımı içeyim. Ondan sonra da işte pazara gideceğim, geleceğim. Öpüyorum sizi. Merhabalar. Pazarımı yaptım ben. Hemen sizlere göstermek istiyorum. Neden yamuk duruyorum lan? Bilmiyorum. Evet. Şöyle muz aldım arkadaşlar. 6 liralık muz aldım. Ondan sonra yuma. Bir tane kereviz aldım. Maydanoz ve roka aldım. Sonra bu ne? Köy biberi aldım. Domates aldım. Patates aldım. Soğan aldım. Ve kışın en güzel meyvesi olmazsa olmazı mandalina aldım arkadaşlar. Pazar alışverişim bu kadardı. Şimdi sofrayı kuracağım. Yemek yiyeceğiz. Bize afiyet olsun. Size de. Dönersen. İyi seyirler. Görüşürüz. Thank you.
başı, makyajı, her şeyi dağıttım yine. Dağılmış durumdayım arkadaşlar. Üşüyorum. Yani ne üşüyorum? Balkon kapısı şu an açık, mutfaktayım. Videoyu falan editledim. O yüzden biraz soğudu mutfak. Üşüdüm. Makyajımı falan çıkaracağım. Elimi yüzümü yıkayacağım. Dişlerimi fırçalayacağım. Ve hemen yatmak istiyorum. Gerçekten yorgunum. Spor falan yaptım çünkü. Videomu da editledim ama sonlandırmamışım. O yüzden şimdi sonlandırıyorum. Gerçekten gece olduğu için mutfağın ışığı çok kötü duruyor yani ve çok karanlık. Yüzüm falan çok tuhaf gözüküyor. Hepinizi çok seviyorum. Çok fazla yorum atmışsınız biliyorum canlarım. Daha sık video çekmeye ve daha sık video atmaya çalışacağım sizler için. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın, sağlıklı olun, sıhhatli olun, benimle kalın diyorum. Bir dahaki vlogda